merhabalar. Kanal F Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Muğla ile Antalya'nın sınırında bulunan Eşen Çayı'nda balık avlamaya çalışan genç yüzme bilmemesi nedeniyle akıntıya kapılıp suda kayboldu. Mahalle sakinleri Eşen Çayı'nda kaybolan gencin cesedini bulmak için çaba gösterirken arama çalışmalarına jandarma ve dalgıçların ardından AFAD da katıldı. Mahalle sakinleri askerden daha bir ay önce geldiği öğrenilen çiftçilikle uğraşan gencin cesedinin bulunması için daha fazla devlet desteği istedi. Muğla ili ile Antalya ili sınırındaki Kaş ilçesine bağlı Ova mahallesinden 22 yaşındaki Emre Köksal, abisi ve küçük kız kardeşiyle Eşen Çayı'nda kanal ağzı mevkine balık tutmaya gitti. Askerden daha bir ay önce geldiği öğrenilen Emre Köksal, 4 gün önce ayağında sadece şortuyla soğuk suya dalıp elindeki ağla çayda balık avlamaya çalıştı. Bir anda Eşen Çayı'nın içindeki balçığa batan Emre Köksal, elindeki ağla birlikte akıntının da etkisiyle gözden kayboldu. Abisi ve kardeşleri hemen yakınlarından yardım istedi. Tüm aramalara rağmen ilk gün cesedine rastlanamadı. Mahalle sakinleri jandarma ve diğer yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 150-200 kişilik mahalle sakini Emre Köksal'ın suda kaybolduğu yerden itibaren Eşen Çayı'nın denize karıştığı kanal ağzı mevkiiyle Muğla sınırlarındaki Kumluova ve Karadere plajlarında da kıyıdan arama yaptı. Yaklaşık 2,5 kilometre boyunca ellerinde sırık ve sopalarla kıyıdan arama yapan mahalle sakinleri bir türlü Emre Köksal'a ulaşamadı. Sahil güvenlik ekibi denizden yaklaşık 3 saatlik bir arama yaparken havadan da bir helikopterle arama yapıldı. Sonuç alınamayınca Antalya polisi dalgıçları yöreye gelip arama çalışmalarına katıldı. 2 gün boyunca dalgıçlar Emre Köksal'ın Eşen Çayı'na düştüğü yerle çayın denizle buluştuğu boğazda yaptıkları aramadan da sonuç alınamadı. Yüzme bilmediği ileri sürülen Emre Köksal'ın ailesi sinir krizleri geçirirken bekar olan gencin babasının da bir suçtan dolayı Elmalı Açık Cezaevinde bulunduğu belirtildi. Eşen Çayı'nın bulanık ve akıntılı olması nedeniyle Emre Köksal'a ulaşılamazken Köksal'ın kardeşi Salih Köksal da Eşen Çayı'nın başında 4 günden bu yana hiç uyumadan arama çalışmalarına katılıp adeta nöbet tutuyor. Ben yoktum, ben evdeydim. Evet. Nasıl oldu? Bal atmak için ağa atmaya geldiler abim. Atlamış diye çıkmamış buraya. Çok derin mi burası? Normalde derin değil de şey işlemiş herhalde, kepçe işlemiş. Çukurlar var yer yer içinde. Normalde 2 metre falan geçmiyor. Şuraya kadar boy tutuyor zaten dalgıçlar. Battı. Şurada battığı yerde bir çukur var sadece. Kumluova Mahalle Muhtarı Hilmi Deniz, askerden daha yeni gelen Emre Köksal'ın balık tutarken Eşen Çayı'nda boğulup kaybolmasına çok üzüldüklerini söyledi. Boğulma oluyor. Burası açık deniz. Hele dışarıdan yerli halkta böyle binde bir boğulma oluyor ama yabancı burada birkaç tane oldu. Mutlaka denizde boğulursa kıyıya vuruyor zaten. Ceset bulunuyor. Ama bu Eşen Çayı'nda bulunacağını ben bilmiyorum. Çünkü altı hep balçık, ağaç kökleri olduğu için yüzeye zor çıkar. Artı mil. Çayın şu anda yağış nedeniyle mil akıyor. Mil dediğimiz çabuk süren bir şey. Yani inşallah çıkar ama ben bilmiyorum çıkacağını. Enişte Erkan Duruk ve mahalle sakinleri Kenan Atabey, Muhittin Ateş ve diğer arkadaşları Emre Köksal'ın cesedini bulana kadar bu alandan ayrılmayacaklarını söylediler. O olay anda ben de orada atladım ama şeydi biraz, su çok soğuktu. Aşırı soğuk olduğuna dolayı herhalde kalp durması diye tahmin ediyoruz biz. Çünkü aşırı bir şey yok, derinlik yok orada. Hani 4 günden beri arama yapıyoruz, bulamadık yani. Arabayı kaç kilometre boyunca yaptınız? Valla işte 2-2,5 kilometre. Şimdi yayan yürüdük Karadere adasının yanına kadar. Baktık deniz kenarından bu yok yani, bir şey rastlamadık. 4 günden beri buradayız. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir gelişme yok işte, uğraşıyoruz, arıyoruz. Elimizden gelenleri yapıyoruz. 3-4 günden beri, 4 günden beri buradayız. Batal'dan beri buradayız işte. Bir muhtar var, yardım ediyor. Yardımcı oluyor işte.
halkımız, kendi köylümüz işte, arkadaşımız oluyor. Bu da batan arkadaşlar, arkadaşımız. Yani 150-200 kişi var ama bir sonuç alamıyoruz. Yok, yok. Bir sonuç yok şu an. Gereken yapılıyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz işte. Emre Köksal, Kaş Ova Mahallesi'nden ve işte arkamda bulunan bu dereye balık avlamak için tam 4 gün önce girdi ancak bir daha çıkamadı. 4 günden bu yana 100-150 kişi devamlı kıyıda bekliyor ve Emre'nin cesedinin bir an önce dışarıya çıkmasını bekliyorlar. Tabii destek verenler yok değil ancak hemen hemen her konuşan, her anlatan kişi daha fazla destek istiyor. Emre'nin bir an önce bulunmasını istiyorlar. Sevgili izleyenler, Ortaca ilçesinde bir alt geçide bırakılan çanta bomba olabileceği ihtimaliyle korkuttu. Bomba uzmanının fünyeyle patlattığı çantadan okul malzemeleri çıktı. Muğla Fethiye Karayolu üzerinde Bahçede Evler Mahallesi Hükümet Konağı ve Adliye Binası yakınındaki alt geçide bırakılmış bir çantayı görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis çevre güvenliği aldı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi fünyeyle çantayı patlattı. Herhangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşıldı. Çantanın içinden defter, kitap ve okul malzemesi çıktı. Patlamanın ardından çantanın sahibi olan lise öğreticisi genç bir kız olay yerine geldi. Genç kız tanımadıkları bir kişiden tedirgin olup uzaklaştıkları sırada çantayı unuttuğunu söyledi. Yaklaşık 45 dakika kapanan Muğla Fethiye Karayolu'nda ulaşım tekrar verildi. Oluşan araç kuyruğu kısa sürede eridi. Memursen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim Birsen genişletilmiş il divan toplantısı yapıldı. Fethiye ve Seydi Kemer Eğitim Birsen şubeleri tarafından düzenlenen toplantıya yaklaşık 600 sendika üyesi katıldı. Memursen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim Birsen genişletilmiş il divan toplantısı yapıldı. Toplantıya Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Atili Olçum, Eğitim Birsen Muğla İl Başkanı Önder Uçak, Fethiye İlçe Başkanı Faruk Duran, Seydi Kemer İlçe Başkanı İrfan Deveci ile birlikte yaklaşık 600 üye katıldı. Fethiye ve Seydi Kemer Eğitim Birsen ilçe temsilcilikleri tarafından düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, çok büyük görevler düşüyor bize diyerek, bürokrasinin, siyasetin, sendikanın ortak duyguda buluştuğu böyle bir zaman dilimi bu zamana kadar yaşanmamıştır. Bunu fırsata dönüştüremezsek bu vebalin altında hepimiz eziliriz dedi. İşte Türkiye'yi dönüştürmek, Türkiye'yi değiştirmek, Türkiye'yi mazlumların hamisi yapmak için yola çıktı. İnşallah o hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Çok büyük görevler düşüyor bize. O kadar şanslıyız ki bürokrasinin, siyasetin, sendikanın ortak düşüncede, ortak duyguda buluştuğu herhalde böyle bir zaman dilimi bugüne kadar yaşanmamıştır. Bunu fırsata dönüştüremezsek eğer, bu vebalin altında hepimiz eziliriz. O yüzden attığımız her adımda, söylediğimiz her sözde, yaptığımız her işte değerlerimizi, inançlarımızı hayata geçirebilmek için, adım adım hedefimize yürüyebilmek için, hedefimize ulaşabilmek için hepimizin vicdani görevimizi yerine getirme gayreti içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğitim Birsen ve Memursen İl Başkanı Önder Uçaksa, mazlum ve mağdur tüm insanların haklarını arayan bir sivil toplum örgütüyüz diye konuştu. Memursen ve Eğitim Birsen, eğitim çalışanlarının hak mücadelesini vermenin yanısına, hak mücadelesini, emek mücadelesini, bütün Türkiye'yi, bütün Orta Doğu'yu, bütün İslam coğrafyasını, tüm dünyayı sarıp sarmalayacak bir vizyona ulaştırmaktır. Değerli dostlar, mazlum ve mağdur tüm insanların haklarını arayan bir sivil toplum örgütüyüz. Rahmetli
Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan 1992 yılında bu yola çıktığında birkaç kişiyle nereye varacaksınız diyenlere bütün baharlar bir çiçekle başlar diyerek yoluna devam etmiştir. Eğitim Birsen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum'da kurulduğumuz günden bugüne kadar dünyevi tabular üretmedik. Tam tersine bütün dünyevi tabuları kırarak sendikacılığa dair yeni şeyler üreterek sendikacılık yaptık dedi. Üyelerinden, teşkilatından alan yegane bir sendikadır. Kurulduğumuz günden bugüne kadar dünyevi tabular üretmedik. Tam tersine bütün dünyevi tabuları kırarak ve yıkarak yeni söylemler geliştirerek sendikacılığa dair yeni şeyler üreterek sendikacılık yaptık. Sağımızdaki ve solumuzdakiler gibi ideolojik bir gömlek giyerek, at gözlüğü takarak, hakkı ve hukuku kaldırım taşlarında aramadan, esnafın camında aramadan, polisin biber gazında aramadan sendikacılık yaptık. Bugüne kadar hizmet sendikacılığını, sorumlu sendikal anlayışı, akademik sendikacılığı hayata geçirdik. Yani sendikacılığa... Seydi Kemal Protokolü ve Seydi Kemal Yükseköğretim Kurumları Yaptırma Yaşatma ve Destekleme Derneği yetkilileriyle bir toplantı düzenleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mansur Harmandar, Seydi Kemal'e 4 yıllık yüksekokul kazandıracaklarını kaydetti. Geçtiğimiz hafta Seydi Kemal Kaymakamı Muammer Köken öncülüğünde çeşitli meslek ve sektörden pek çok ismin bir araya gelmesiyle oluşturulan Seydi Kemal Yükseköğretim Kurumları Yaptırma ve Yaşatma Destekleme Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi. Seydi Kemal Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda ilk söz alan Seydi Kemal Belediye Başkanı Yakup Otgöz, okulun kurulması açısından imarla ilgili bütün sorunları hallettik. Yer tahsisinin süresini uzatmak için de gereken gayreti sayın vekillerimizle birlikte göstereceğiz dedi. Burada imar bakımından arkadaşlar bütün işlerimiz bitti. Sadece tahsis yönden bir sıkıntımız çıktı. 2 yılı doldurduğu için üniversite müracaat etti. Onun takipçisi biz olacağız. İnşallah burada güzel bir bölümlerde yüksek okula kısa bir zamanda Mansur Hocam'ın sayesinde bizlerin de siyasi katkısıyla bu işi başlatacağız. Bizlere belediye olarak ne iş düşerse biz hepsinin üstesinden geldik. Siyasi olarak yani yerlerde çalışma olarak ne gerekirse biz hazırız olacağız. Muğla Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mansur Harmandarsa sosyal hizmetler, gastronomi ve mutfak sanatları, bankacılık ve sigortacılık, reklamcılık ve halkla ilişkiler, muhasebe ve vergi uygulamaları gibi bölümlerin açılmasının planlandığını kaydetti. Burada tabii ki hükümet şunu istiyor, Kalkınma Bakanlığı şunu istiyor. Hocam diyorlar kampüsteki inşaatlarınız tamam da ilçelerdeki inşaatlarınıza halkın desteğini sağlamaya çalışın diyorlar. Biz de Fethiye'de bunun örneğini yaptık. Fethiye'de belediye başkanımıza protokol imzaladık. Belediye başkanımız Behçet Saatçı Bey dedi ki bir binayı ben yapacağım dedi. Fakat başladı. Temelini beraber attık. Su basmanı çıktık ama büyükşehir olunca param yok dedi. Bitti param dedi durdu. Şu anda yeniden ihaleye çıkıyordu. Bilmiyorum, görüşemedim bugün. Çıkmıştır belki ihaleye. Bu Eylül'e yetiştireceğini söyledi. Bu benim namusum dedi. Birisini de Fethiye Ticaret Odası ve Yükseköğretim Geliştirme Derneği birlikte üstlendiler. Erdoğan Hocam biraz sonra açıkladı. Onun da kaba inşaatı ve şeyler bitti. Pek çok çatısı falan bitti. Çatısı vesaire bitti. Az bir şey kaldı. Biz üniversite olarak da diğer 2 binayı üstlendik. Yani %50'sini biz üstlendik üniversite olarak. %50'sini de Fethiyeliler üstlenmiş oldular. Seydi Kemal Kaymakamı Muammer Köken, Seydi Kemer'de başlatılan bu yüksek okul çalışmasının ilerleyen zamanlarda fakülteye dönüşmesini temenni ettiklerini belirtti. Burada olmanızdan mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu fakülte çok kısa zamanda yerine gelir, yüksek okul olur, adı sonra fakülte olur. Ve ilk rektörümüz de Sayın Erdoğan Gavcar olur diye dua ediyoruz.
İki saat aşan toplantıda bazı konuklar söz alarak konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundu. Seydi Kemer'e otel yatırımı yapan Fethiye Eski Belediye Meclis Üyesi Mimar Selahattin Kayaman, ilçeye yapılacak üniversitelerin tümünün inşaat projesini ücretsiz olarak üstlenerek büyük alkış aldı. Türkiye'nin sevilen eski mankenlerinden şarkıcı Aysu Bacıoğlu, Fethiye'de eğlence severleri coşturdu. Fethiye'ye gelen Aysu Bacıoğlu, sevilen şarkıları seslendirirken eğlence severleri bol bol da oynattı. Türkiye'nin sevilen eski mankenlerinden şarkıcı Aysu Bacıoğlu, Fethiye'de eğlence severleri coşturdu. Aysu Bacıoğlu, transparan ve mini kıyafetiyle yürekleri hoplattı. Çok sayıda eğlence severi günün sevilen şarkılarıyla coşturan Bacıoğlu, hayranlarının isteği üzerine şarkı aralarında bol bol öz çekim de yaptı. Hareketli şarkılar sırasında devamlı hoplayıp zıplayan şarkıcı Aysu Bacıoğlu, gece yarısı çıktığı sahnede günün ilk ışıklarına kadar sevenleriyle şarkılar söyleyip hem oynayıp hem oynattı. Sık sık da göbek attı. Mayıs 2008 tarihinde Fethiye'ye açılışlara katılmak üzere manken olarak gelen Aysu Bacıoğlu, Belediye Başkanı Behçet Saatçı'yı makamında ziyaret etmişti. Bacıoğlu bu ziyarette düşük bel kot pantolonun acizliğine uğrayarak frikik vermişti. O dönem MHP'li olan başkanın makamında verdiği bu frikik fotoğraflar Türkiye gündemine oturmuştu. Manken ve sanatçı Aysu Bacıoğlu'na Fethiye'deki konserinden önce gazetemiz muhabiri 2008 yılındaki bu olayı hatırlattı. Aysu Bacıoğlu Fethiye'ye bu kez iş için geldiğini, bundan böyle sık sık geleceğini kaydetti. Teşekkür ederiz ama ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsun? Fethiye'yi sarsmıştınız Fethiye'ye geldiğinizde, biliyor musunuz? Ya değil mi? Şimdi ben hatırladım. Belediye başkanı olayı. Evet. Aslında belediye başkanı şu anda Sayın Behçet Saatçı makamında ziyaret etmişti. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet. Kendisi beni aramıştı ondan sonra. Evet. Küçük bir olay yaşamıştık. Evet. Böyle bir şey, sizlerden birini yaptığı bir şeydi aslında. Benle ilgili bir şey değildi. Kendisi beni aradı. Bunca yıllık belediye başkanlığı görevimde bu kadar gazetelere çıkmamıştım. Teşekkür ederim Aysu Hanım diye. Çok sevgilerimi, saygılarımı iletin lütfen kendisi. Çalıca İlkokulu Yavru Kurt Kümesi bu kez kampta değil aileleriyle kahvaltıda buluştu. Sohbet havasında geçen kahvaltı sonrası kısa bir açıklama yapan Çalıca İlkokulu Yavru Kurt Kümesi sorumlusu ve sınıf öğretmeni Üzeyir Çetin, izciler ve ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür edip izcilik ve programları konusunda bilgiler aktardı. Çalıca İlkokulu Yavru Kurt Kümesi sınıf öğretmenleri ve izci lideri Üzeyir Çetin'le birlikte kahvaltı programı organize etti. Ailelerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler ve veliler güzel bir gün geçirdi. Sınıfımızın izci eğitimi çok güzel geçti sabah kahvaltısında. Çok güzeldi. Öğretmenimizin böyle bir şey yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Çalıcı okuma çok teşekkür ediyoruz. Üzeyir Hocam'ın çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten öğretimde göstermiş olduğu başarı ve öğrencilerdeki başarısı çok yüksek. Çok mutluyuz böyle bir hocamız olduğu için. Kendisini çok seviyoruz. Öğrenciler de çok seviyor. Çok sağ olsun. Her konuda hem sosyal hem kültürel hem de eğitim olarak çok iyi bir öğretmen. Kendisinden çok memnunuz. Çok sağ olsun. Öğretmenimizle tanıştık. Çok mutluyuz ve bugün bize terbiye ettiği için çok teşekkür ederiz. Biz bir A sınıf olarak Fethiye genelinde, hatta Muğla genelinde ilk izci kulübüyüz resmi olarak Milli Eğitim Bakanlığı.
Bütün biz 3 ay içi, 4 ay içinde büyük şeylerden geçtik. Okuma yazmaya çalıştık. Öğretmenimiz sağ olsun destekleriyle bize çok yardımcı oldu. Ev ziyaretleri olsun. Biz birlik içinde bugün toplandık. Çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı sunduğu için Üzeyir Çetin öğretmenimize. Sınıf öğretmeni ve izci lideri Üzeyir Çetin, sosyal, kültürel ve sportif aktivite olarak çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bu yıl izcilerimizle beraber bir kahvaltı yapalım. İşte velilerimizle beraber bir kahvaltı organizasyonu düzenledik. Ben hem velilere hem katılanlara, ilçe gençlik spor müdürümüz Harun Bey'e, okul müdür yardımcısı arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugünlerden sonra da işte bir dua yürüyüşümüz, kampımız ve Şubat ayı içerisinde bir yemin törenlerimiz olacak. İşte izcilerle beraber hem sosyal, kültürel, sportif, akademik olarak tüm çalışmalarımız devam edecek. Biz Kanal F'ye de teşekkür ediyorum. Bodrum ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Murat Dalkılıç sahnede zor anlar yaşadı. Dalkılıç konserinde önce enstrüman bozuldu, sonra yağmur başladı. Daha sonrası da yağmur ve fırtına nedeniyle Murat Dalkılıç konserini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Efendim bir türkümüz var. Hadi yağmur ya. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Bodrum Mandalina Şenliği kapsamında konser veren ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Gerçekleşen konserde Murat Dalkılıç sevilen şarkılarını seslendirdi. Alkışlar ve sloganlar arasında sahneye çıkan Dalkılıç, eski ve yeni albümünden sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 1000 kişinin izlediği konserde ünlü sanatçı zor anlar yaşadı. İlk olarak fırtınanın etkisiyle enstrümanlar bozuldu. Bence olur. Yani gitarın çalmasına gerek yok bence. Şaka şaka. Konserini yarılayan Dalkılıç yağan yağmura aldırış etmeden şarkılarını seslendirdi. Yağmurun şiddetlenmesiyle birlikte konserini erken bitiren Dalkılıç hayranlarından özür diledi. Gündeminin ardından bölgeden gelişmelerle devam ediyoruz. Aydın ilçesiyle başlıyoruz. Aydın'ın Didim ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Altınkum'da boyları 5 metreye varan dalgalar nedeniyle belediyeye ait çay bahçesi sular altında kaldı. Aydın'ın Didim ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olmaya başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Altınkum iskelesinden rıhtıma çarpan dalgalar yürüyüş yoluna kadar taştı. Rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşırken dalga boyu ise 5 metreye kadar çıktı. Fırtınanın açık denizde daha kuvvetli esteği belirtildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Balıkçı tekneleri Taşburun mevkiindeki barınağa sığındı. Fırtına nedeniyle ilçedeki sokak ve caddelerde bulunan bazı ağaçların dalları kırıldı. Sahildeki iş yerlerinin dışarıda bulunan masa ve sandalyeleri yere devrildi. Dev dalgaların etkisiyle Altınkum'da deniz kenarında bulunan Didim Belediyesi'ne ait çay bahçesi su altında kaldı. İş yeri çalışanları suları tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan fırtınayla birlikte sağanak yağmur da ilçede bugün etkili oldu. Ve örnek hareket, Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Yaşar Demir, temizlik yaparken bulduğu 1000 euronun sahibine teslim edilmesine vesile oldu. Uşak Belediyesi bünyesinde 10 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Yaşar Demir, bir otoparkta para gördü. İlk gördüğünde paranın sahte olduğunu düşünen Demir, paraların gerçek olduğunu anlayınca hemen Uşak Belediyesi'ne teslim etti. Adam Yaşar Demir, Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. Salı günü saat 4.25'te
Mende Pazarı civarında bir miktar para buldum ve direkt görevli olarak şirket çavuşlarımı aradım ve daha sonra polis nazaretine teslim ettim ve tutanak karşılığı imzaladım. Daha sonra bayan gelmiş karar kolundan teslim almıştır parayı. Belediye ekipleri ise paraları Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Parasını kaybeden ve isminin açıklanmasını istemeyen bayan kaybettiği paraları Karaağaç Karakolu'ndan teslim aldı. Temizlik işçisi Yaşar Demir alın terinden başka bir parayı asla kabul etmeyeceğini ifade etti. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan bünyelerinde böyle bir personel çalıştığı için onur duyduğunu kaydetti. Bu ulvi davranışından dolayı sizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum halkımız adına. Ayrıca belediyemize ait bir firma, temizlik için yapan firmada çalışmanın olmazlığından, belediyemiz bünyemiz olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani bunlar unutulan hasletlerimiz. Yani tekrar vesileyle böyle bir maddi kaynağa gerçek sahibine ulaşılması adına emniyetimize teslim etmiş olmanız bizi ayrıca memnun etti. Ben bu uygun davranışınızdan, örnek davranışınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Uşak halkı adına saygılarımı sunuyorum size. Duyarlı hareketinden dolayı temizlik işçisi Yaşar Demir'e bir maaş ikramiye ve bir hafta tatil Uşak Belediyesi tarafından ödül olarak verildi. Burdur'da rüzgarın da etkisiyle yerinden kopan çanak anten park halindeki bir otomobilin ön camına saplandı. Görünmez kaza ucuz atlatıldı. Burdur merkezdeki Özgür Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısındaki çanak anten rüzgarın da etkisiyle yerinden koptu. Savrulan çanak anten bir yem firmasına ait park halindeki otomobilin ön camına saplandı. Otomobilin ön ve sağ kapı camında hasar meydana geldi. Araç park halindeyken yukarıdan 5. kattan çanak anten düştü. Allah korudu yani, insanlar da vardı. Bununla gelmiş geçmiş olsun diyoruz. Gürültü üzerine dışarı çıkan iş yeri çalışanları şok oldu. Şunu da çek. Bilmiyorum ki ya. Sevgili izleyenler, Manisa'da bir ilkokulun 4. sınıf öğrencileri yıl içinde sınıf içi etkinliklerinde yazdıkları şiirleri kitap haline getirdi. Kendi şiirlerini okudukları bir şiir gecesi düzenleyen minik öğrenciler geceden elde edecekleri gelirle 11 lösemi hastası çocuğun hayalini gerçekleştirecekler. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 4A sınıf öğrencileri öğretmenleri Nurten Gök eşliğinde Nisan Yağmurlarında Damlalar adıyla şiir dinletisi gerçekleştirdi. Atatürk'ün elleri vatan için yazar. Bu güzel vatanı atamıza borçluyuz. Girişin ücretli olduğu etkinlikte elde edilen gelirle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi onkoloji servisinde yatan 11 lösemili çocuğun hayalleri gerçekleştirilecek. Çiçekler, hayalimdeki ev, çiçekli hayvanlı, güzel mi güzel bir ev, güzel mi güzel bir ev. Güzel. Şelale gibi sesimiz, lale gibiyiz biz, ışıktayız biz, kıkır kıkır güleriz. Ve spor. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta sahası bakımda olduğu için Muğla Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdi. Oynadığı maçta Fethiyespor Konya Anadolu Selçuk Spor'u ikinci yarıda Emre Okur'un 2 ve Uğur'un attığı golle 3-0 yendi. Yağmur altında oynanan maçın ilk yarısının son dakikasında penaltı kurtaran kaleci Metin maçın seyrini değiştirdi. Metin ilk yarıdaki maçta da penaltı kurtarmıştı. Rüzgar şiddetini artırıyor. Bu Fethiyespor lehine olabilir. Topun başında Aytaç. Aytaç kullandı. Ceza sahası alanına doğru.
tekrar kullanılmasını istedi. Orta hakem Mert Güzence'ye topun durmadığını işaret etti. Şimdi Aytaç tekrar kullanacak. Aytaç ceza sahası alanına, kaleci elinde kaçırdı, gol! 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 Emre Okur gol attı. Kaleci Ahmet elinden kaçırdı. Emre Okur vurdu kafasıyla ve gol oldu. Evet Sedat, Emre Okur hem bu sefer okudu hem de yazdı. Evet, Emre Okur'un golüyle Fethiyespor 1-0 öne geçti. 54. dakikada Emre Okur gol atıyor. 10 kişilik Fethiyespor 1-0 öne geçti. Spor. O pozisyonda Okan yerde kaldı. Fethiyespor'da da bir oyuncu yerde. Hakem oyunun başlamasına izin verdi. İsmail, Kaptan Ali. Karşısında Aytaç vardı. Aytaç söktü, aldı topu. Çok güzel bir top. Hakan tek başına gidiyor. Hakan ceza sahası içine girdi. Emre Okur ve gol! 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 Emre bugün hem okuyor hem yazıyor. Hem okuyor hem yazıyor. İkinci gol Emre Okur'un. Yılmaz, Uğur. Uğur yerde kaldı, faul. Ali'nin arkadan müdahalesinde Uğur kendisini yerde buldu. Serbest vuruş Fethiyespor'un. Onur Bektaş var topun başında. O ayrıldı. İlyas kullanacak. Uğur'la paslaştı. İlyas. Aykut aldı topu. İleriye doğru çok uzun bir top. Serdar'a doğru. Ama öncesinde yan hakemin bayrağı havada, offside. Fethiyespor'u tebrik ediyor. Bu akşam da haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın daha güzel haberler vermeyi umut ediyoruz efendim. Hoşçakalın.